Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, çok değerli Adıyamanlı hemşehrilerimiz, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, çok saygıdeğer konuklar. Efendim, izin verirseniz şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizzatihi halkımızın kurduğu Millet İttifakı'nda yine halkımız tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen, ömrünü hak, hukuk ve adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Az önce ev sahibi Temel Bey, Saadet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı son derece açık, net bir konuşma yaptı. Konuşmada birlikten söz etti. Siyasetin bir yarış alanı ama iyilikte yarış alanı olduğunu söyledim. Karşılıklı suçlamaların bir işe yaramadığını, asıl olan bu memleketin sorunlarını çözmek olduğunu dile getirdi. Ben hepinizin huzurunda ev sahibi, bizi buraya davet eden, ağırlayan Sayın Karamoğluoğlu'na yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sayın Akşener var aramızda ama nerede bilmiyorum. Ben buradayım. Orada mı? Evet. Sayın Genel Başkanım, merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sayın Babacan yeni geldi galiba. Sayın Babacan'a da selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sayın Uysal, Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı, sizler de hoş geldiniz. Bakınız, Millet İttifakı olarak tek bir şeye kilitlendik. Bu milletin sorunlarını çözmeye kararlıyız. Beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Birlikte ve beraber çözeceğiz. Kamplaşma olmadan, birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sevgi ve saygı göstererek, kul hakkı yemeyerek, altını çiziyorum, kul hakkı yemeyerek bu memlekete hizmet edeceğiz. Bunu söylerken, şunu bilmenizi isterim. Belediye seçimlerinde dediler ki, efendim bakın, CHP'li belediyelere oy verirseniz şu olur bu olur, bir sürü iftira attılar. Ama belediye başkanlarımız seçildi, hiçbirisi kul hakkı yemedi. Bütçeleri düşmesine rağmen daha büyük yatırımlar yaptılar. Fakirin fukaranın yanında oldular, garibin gurebanın yanında oldular. Herkese hizmet ettiler, hiçbir ayrım yapmadılar. Onlardan birisi de yanımızda. Burada Sayın Mansur Yavaş. Mansur Başa. Evet. Beraberiz ve birlikteyiz. Beraberiz ve birlikteyiz. Bu ülkenin sorunlarını çözmeye kararlıyız. Ayrımcılık yok bizim kitabımızda. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve siyaseten biz bütün insanlara hizmet etmeyi bir onur ve bir gurur vesilesi kabul ederiz. Yeter ki bu ülkede, yeter ki bu güzel ülkede, bu güzel vatanımıza hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun. Arzumuz budur. Elbette insanımız acı içinde. Bunun farkındayız ve bunu biliyoruz. Büyük acılar yaşandığını, bunu da gayet iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlarım, vatandaşın parası kuru soğana yetmiyorum dediğim zaman soğanla alay ettiler. Geçmişte bizde de olurdu. Yardım alanlara
makarnacı diye bir anlamda eleştirilirdi, dalga geçilirdi. Bütün bunları aşarak açık ve net söylüyorum. Allah nasip eder sizlerin oyuyla iktidara geldiğimize hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Güzel bir Türkiye'yi. Yeri geldiğinde eleştiri yapıyoruz. Kendi eleştirilerimizi de yapıyoruz. Yeri geldiğinde kendi hatalarımızı da söylüyoruz. Yeri geldiğinde evet kusurumuz, yanlışımız varsa gel oturalım, konuşalım, helalleşelim diyoruz. Çünkü biz insan olarak birbirimize muhtacız. Beraberiz, birlikte olmalıyız, kucaklaşmalıyız ve Türkiye'nin sorunlarını çözmeliyiz. Bir şey daha. Bir şey daha. Şimdi bakın, değerli Adıyamanlılar. Teşekkür ederim. Hakkın, hukukun ve adaletin olmasını istiyorsanız ayın 14'ünde, 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana oy kullanacaksınız. Bu işin çözümü budur. O nedenle söylüyorum. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Kul hakkı yiyenlere oy vermek, kul hakkı yiyenlerle ortak olmak demektir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Çünkü biz Millet İttifakı olarak şu sözü verdik. Her kuruşun hesabını bu millete vermek bizim boynumuzun borcudur. Sizden alınan her kuruş, vergi olarak ödediğiniz her kuruşun hesabını size vermek bizim boynumuzun borcudur. Parayı yerinde harcayacağız ve hesabını vereceğiz. Millet için harcayacağız. Kendimiz için değil. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyoruz? Geldiler. Size söylediler. Dediler ki size ev yapacağız. 2 yılı ödemesiz olacak. 20 yıl taksitle yaptığımız harcamaların parasını geri alacağız. Dediler değil mi? Dediler. Biz Millet İttifakı olarak şunu söylüyoruz. Millet İttifakı olarak. Siz evinizi alırken, dükkanınızı alırken 23 ayrı belgede 42 imza vardı. Yani inşaat mühendisinden tutun mimarına kadar, fizik mühendisinden tutun jeoloğa kadar herkesin imzası vardı. Siz sadece tapuya gittiniz, tek imza attınız. Dediniz ki ben bu evi, bu dükkanı satın alabilirim. Ve dolayısıyla siz devletin güvencesi altında, devletin güvencesi altında, onun çıkardığı yönetmelikler çerçevesinde bu bina depreme dayanıklıdır diye size söz verdiler. Yönetmelik vardı. Bu dükkan depreme dayanıklıdır dediler. Size söz verdiler. Siz de gittiniz, devlete güvendiniz, dükkanı aldınız, daireyi aldınız. Ama deprem oldu, verilen sözlerin doğru olmadığı, o belgeye imza atanların da doğru imza atmadığı ve sizler hayatlarınızı kaybettiniz. Yakınlarınız hayatlarını kaybetti. Şimdi size diyorlar ki gelin helalleşelim. Biz öyle değil. Biz sizden helallik isteyeceğiz. Nasıl? Helalliği şöyle isteyeceğiz. Evinizi yapacağız. Dükkanınızı yapacağız. Ağrınızı yapacağız. Sizden 5 kuruş dahi almayacağız. 1 kuruş dahi almayacağız. 1 kuruş dahi almayacağız. Ondan sonra geleceğiz. Anahtarlarınızı teslim ederken diyeceğiz ki yakınınızı kaybettiniz ama öleni geri getirmek mümkün değil. Ama size evinizi, dükkanınızı, ağrınızı ne varsa yaptık. Anahtarını teslim ediyoruz. Gelin şimdi helalleşelim. Bizim helalleşmemiz böyle olacak. Böyle olacak. Bölgenin dramını biliyoruz. Yaşanan bütün sıkıntıları biliyoruz. Bunların tamamını çözeceğiz. Hiç kimse unutmasın. Efendim para nerede diye soruyorlar. Parayı nereden bulacaksınız? Ben diyor yapacağım diyor. 1 yıl içinde yapacağım diyor. 2 yılı ödemesiz diyor. Sonra 20 yılda alacağım diyor. Ben de diyorum ki evet yapacağız. Ödemesiz mi ödemesiz değil. Zaten yaptık. Parayı da almayacağım kardeşim. Ne diyorsun sen diyeceğiz. Çünkü benim söylediğim
anayasaya uygun. Benim söylediğim insan haklarına uygun. Benim söylediğim hakka, hukuka ve adalete uygun. Böyle yaparsınız mesele biter. Dolayısıyla oturursunuz, vatandaşınıza helalleşirsiniz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Değerli kardeşlerim, kısaca şunu söyleyeyim. Ramazan ayı güzel bir ay, manevi duygularımızın zenginleştiği bir ay, kucaklaştığımız bir ay, dertlerimizi paylaştığımız bir ay, dost olarak dostluğumuzu büyüttüğümüz, geldiğimiz, kucaklaştığımız, kardeşçe geçindiğimiz bir ay. Ve dolayısıyla bu ayın hepimiz için, Türkiye için, bütün İslam dünyası için hayırlı olmasını dileriz. Dolayısıyla acıların olmadığı, herkesin güler yüzle yaşadığı, sokaklarında, caddelerinde helalleştiği, kucaklaştığı güzel bir Türkiye'yi özlüyoruz ve inşa edeceğiz. Bunu yapacak olan ittifakın adı Millet İttifakı. Bunu unutmayın. Bu çerçevede hepimiz yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi ayın 14'ünde, Mayıs'ın 14'ünde bugün efendim işim var, sandığa gidemiyorum demeyeceksiniz. Komşunuzu ikna edeceksiniz. Beraber gideceksiniz. Türkiye hepimizin Türkiye'si ve bu Türkiye bu kadar yoksulluğu çekmeye tahammül edemiyor. Her evde bereket, her evde gelir, her evde güvence olacak. Her evde huzur olacak. Her evde huzur olacak ki Türkiye'de de huzur olacak. Sokakta da huzur olacak. Siyaset dediğim gibi zenginleşme aracı değildir. Bunları yaparken söylüyorlar, parayı nereden bulacaksın diye. Söyledim, yine söylüyorum. Hazineden çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım. Kimse endişe etmesin. Efendim parayı nasıl alacaksın diyorlar. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz son kuruşuna kadar alacak. Son kuruşuna kadar alacak ve getirecek. Getirecek. Sanıyorlar ki çaldık götürdük, Kılıçdaroğlu onu bulamaz. Bulurum efendim, bulurum. Fizan'a götürseler bulacağım. Fizan'a. O paraların bir kısmını değil, tamamını getireceğiz. Bu millet zenginleşecek. Bu ülke zenginleşecek. Dolayısıyla çalanın yanına bırakmayacağız. Hepimiz Millet İttifakı liderlerinin ortak özelliği. Çalanın yanına bırakmayacağız. Yani kul hakkı yiyenden bir dakika kardeşim diyeceğiz. Sen bu parayı götürdün, şimdi ben alıyorum, millete vereceğiz. Para milletin parasıdır. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Tekrar ev sahipliği yapan Sayın Karamoğlu oğluna yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Efendim bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bekliyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim Sayın Genel Başkanlarımızı buraya alabilir miyiz lütfen? Sayın Genel Başkanlarımızı kürsüye davet etmek istiyorum. Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nu izinleriyle buraya davet etmek istiyorum. Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu geliyor. Deva Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan. Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet etmek istiyoruz. Sayın Mansur Yavaş da geliyor. Değerli Adıyamanlı hemşehrilerimiz, iftarımız devam etmektedir. Katılımlarınız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Haklarınızı helal ediniz. Mansur Bey de geldi, Ali Bey de geldi. Sayın Babacan da burada. Bakar mısın? Kürsüyü
alabilir miyim? Sayın Mansur Yavaş da geldi. Değerli Adıyamanlı hemşehrilerimiz, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı partilerimizin çok saygıdeğer genel başkanları sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş'la birlikte haklarınızı helal edin diyor. Dualarınız kabul olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte siyasi partilerimizin çok saygıdeğer genel başkanları sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Efendim iftarımız devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz.